Sen benim söylediğimi yapsana. Ayarla işte. Yalnız benim mutlaka Seyis Reşit amcayla görüşmem lazım. Hem de Reşit'le. Kızım, o Yusuf'un çiftliğinde çalışıyor. Sanki bilmiyorsun. Ben de o yüzden istiyorum ya baba. Tamam. Sen aklına takmışsın belli. Bize de yolunu bulmak kalıyor. Ben birazdan geçerim çiftliğe. Sen ne zaman çıkabileceksin? Birazdan çıkarım. Orada görüşürüz. Ava, kızım hoş geldin. Hoş bulduk Reşit amca. Ya maşallah ne kadar büyümüşsün. Küçücüktün bayramlarda el öpmeye geldiğinde. Avuç içi kadar yerdeyiz. Birbirimizden haberimiz yok. Çiftlik hayatı işte. Sen ben didinip dururken seneler su gibi akıp gidiyor Reşit. Çocuklar büyüyor, biz yaşlanıyoruz. Baban Havva ata binmek istiyor deyince şaşırdım doğrusu. Küçükken çok istedim sana ata binmeyi öğretmeyi ama korkudan bir türlü yanaşmadım. Ya bırak ata binmeyi, adını andırmazdın ya. Toprak çok hevesliydi de sen istemiyorsun diye o da yanaşamadı pek. Şimdi istiyorum Reşit amca. Şimdi öğrenmem lazım, hem de hemen. Kızım, ata binmek sabır ister, sebat ister. Öyle adeyince ata binilmez. Ben binerim Reşit amca. Remzi, senin kız büyümüş ama huyu hiç değişmemiş. Hala dediğim dedik. Gençlik işte. İlla binecek. Aklıma hemen sen geldin tabii. Sen birkaç gün bir şey gösterirsen atın üstünde durmayı öğrensin yeter. Malum benim küçük kız da hancıoğullarının torununa süt analı yapıyor ya. Şimdi karşılık istiyormuş gibi olmasın. Kızım sen daha atı görünce korkuyorsun. Nasıl bineceğim bunların üzerine? Bilmiyorum Reşit amca. Bir şekilde öğreneceğim işte. Yusuf Bey'le iddialaştık. Hem ata binmeyi öğreneceğim. Hem de hafta sonuna kadar kara kıza bineceğim. Kızım sendeki de vallahi cahil cesareti. Kara kız bildiğin atlardan değil. O Yusuf Bey'den başkasının üzerine bindirmez. Ben yapacağım. Bu işin sonunda rezil olmak da var. Kara kız üzerine iddialaşmasaydın iyiydi ama madem öyle rezil olmaman için elimizden geleni biz de yapacağız artık. Ha göreyim seni, bu işi ancak sen yaparsın. Mahmut, patronu getir. Patron bildiğin atlardan değildir. Çiftliğimizin en iyi atı. Damarına basmazsan istediğin tarafa gider. Sen de seveceksin. Yalnız attan korktuğunu hissettirirsen işimiz zor. Bugün nasılsın? Hadi kızım sev biraz okşa. Aferin. Ne güzel biniyor değil mi? Vallahi senin sayende. Düz dur, dik tut. Vallahi bu kadarını beklemiyordum Remzi. Senin kız istesin dünyayı yerinden oynatır. Başkaları böyle binebilmek için en az 3 ay harcıyor. Benim kızım yapar, yeter ki istesin. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi bakalım. Mahmut, peki. Gelin alın. Patronu. Gel bakalım.
Oluyor. Aferin. Biraz sevebilir miyim? Tabii. Demek kara kız sensin ha? Kızım. Kara kızım. Duyduğuma göre Yusuf'tan başkasını almıyormuşsun sırtına. Hı? Ama ben bir yola çıktım. Ve senin yardımına ihtiyacım var. Yardım et bana, olur mu? Aptal hayvan, ne konuşuyorum ki zaten? Anlıyorsun sanki. Anlıyor kızım, anlıyor. Hem de söylediklerinden fazlasını anlıyor. Reşit amca, benim ne yapıp edip bu ata binmem lazım? Daha çok erken be kızım. Kendine biraz zaman tanısan. Benim zamanım yok. Hemen binmeliyim. Tamam. Önce idmanlar bitsin. Son ders kara kızla. Söz.